buradaki sorunun cevabı da budur. Kızım, iyi misin? İyi misin? Değilim. Hiç iyi değilim. Nesi var bu kızın? Hamiledir, telaşı lüzum yok. Neredesin be oğlum? Öğretmenler odasında Elif Hanım. Prova var, iki saattir seni bekliyoruz burada. Abi tarihçi ödevimi gösterdim. Sözlüden manda gözü aldım zaten. Çakacağım bu gidişle. Bir de sen çıkma başıma. Geçeceğiz o zaman. İnce Hoca hamileymiş. Sen nereden biliyorsun? Ben öğretmenler odasındayken midesi bulandı. Tarihçi söyledi. Hamileymiş. Merhaba arkadaşlar. Oturun. Mete. Bir şey duydum. Ne duydunuz hocam? Plak çıkarıyormuşsunuz. Arkasında da senin 5 sene olacakmış. Evet. Çok sevindim. Çok iyi. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Tebrikler Mete. Pekala. Derse başlayalım o zaman. Bugün halk müziğinden söz edeceğiz. Halk müziği genellikle dörtlükler şeklinde ve hece vezniyle yazılmış olan şiirlere eşlik eden bir yapı gösterir. Sözler kafiyelidir ve kafiyeler birkaç türlü olabilir. Bir misal vererek açıklayalım mesela. Karacaoğlan'dan bir dörtlük yazalım tahtaya. Mete, sen yazmak ister misin? Beni mazur görün hocam. Tamam. Ben yazayım o zaman. Ne oldu İnci'ye? Nesi var? Doktor bir şey demedi ama. Yolcu geliyor galiba. Yolcu mu? Baba olacaksın herhalde demek istedim. Baba mı? Ne o? Sevinmedin mi? Sevindim de. Yani hoca hanım sen de hemen kendi kendine teşhisi koydun ya. Karım nasıl? Kızımız hamile mi doktor bey? Hayır. Nereden çıkardınız bunu? Nesi var o zaman? Şu anda bir şey söylemek için erken. İnci Hanım birkaç gün hastanemizde kalacak. Bir takım tetkikler yapacağız kendisine. Neymiş şey yok değil mi? Şu anda bu konuda başka bir şey söylemek mümkün değil. Müsaadenizle.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.